Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerden gelen soru üzerine Petkim'i inceleyelim dedik. Petkimle ilgili çok soru geliyordu. Acaba Petkim'de neler oluyor, neler bitiyor? Bunu anlamak istiyorum. Petkim benim sevdiğim bir firma. Petkim benim bir ara böyle bir takas yaptım Akbank'la yaptım bir firma. Petkim o zamanlar 7.5-8 liralardaydı. Akbank 4.5-5 liralardaydı. Şimdi Akbank 18 liralara geldi. Petkim 14.80'ler civarında sanırım yanlış olmasın. Spot'taki fiyatına bakayım arkadaşlar. 14.80 civarında olması gerekiyor. Şimdi Petkim'i biz şu şekilde evet 14.81. Şimdi Petkim'in iyi yönlerini, kötü yönlerini hep beraber ortaya koyacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, Petkim'in ortaklık yapısına baktığımızda %51'i sokar. %11.4 11.24'ü Cem Yani bunu olumsuz karşılayan küçük yatırımcı da oluyor. Yani çünkü neden? Bu bireysel yatırımcı bu on, elindeki %11.4'ü satıp e, hissede baskı oluşturabilir mantığı oluyor. Haklı burada. Küçük yatırımcı haklı. Yani bir bireysel yatırımcının %11 büyük bir firmadan, Petkim gibi bir firmadan pay alıp ve onu her an satma ihtimalinin olması hissede baskı yaratır arkadaşlar. %37.76'sı kalmış kamuya. Bunu kabul ediyoruz. FK'ya baktığımızda 5.7 piyasa değeri, defter değeri 2.0. 2.0 aslında bir sanayi şirketi için çok yüksek mi? aslında çok yüksek değil. Ancak daha da aşağısı olamaz. Mesela Ereğli piyasa değeri, defter değeri olarak buradan çok daha düşük. Ama Petkim 2.0. E buna bakarız. Grafiğine bakarız. Nedenlerini konuşuruz. Nedenselliklerini konuşuruz. Yabancı payı %10. on. E bu da bayağı bir düşük. Şimdi ben şöyle bir teknik analizinde baktığımda hacimsiz düşüşler var arkadaşlar. Yani elini ayağını çekmiş bir yatırımcı. Hacimsiz düşükleri düşüş olunca da pat 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 aşağıya giden bir şey. Sanki böyle Hissede de baskı var. Bunu da kabul ediyoruz. Peki Petkim'in dezavantajı nedir? Aslında Petkim bir petrokimya şirketi. Yani ürünleri kimya tekstil, kimya plastik e, bunlar güzel ürünler. Petkim'in sevdiğim yönü nedir? Sürdürülebilir bir işin olması, sürdürülebilir ürünlerin olması, satılabilir ürünlerin olması. Ve Petkim sürdürülebilir net karlığını yap yapan bir firma. Şimdi bakın çok kısa ben sizlere anekdotlar halinde... Petkim ilgili yapmış olduğum incelemelerden size söyleyeceğim arkadaşlar. Petkim Türkiye Petrolleri tarafından 1965 yılında İzmir'de kuruluyor. Ve 2008'de özelleşti Sokar'a devrediliyor. Sokar Azerbaycanlıların tüpraşı devrediliyor. Etilen, benzen, polipropilen ve petrokimya türevlerini üretiyor. Yan kuruluşları Petlim Limancılık Ticaret AŞ, Petkim Special, Specialities Mühendislik Plastikleri Sanayi ve Ticaret AŞ'dir. Ülkemizin tek entegre petrokimya tesisine sahip. Petkim 50 yaşam petrokimyasal ürün yelpazesiyle bugün sanayimize vazgeçilmez ham madde üreticisi durumundadır. Sanayimize vazgeçilmez. Petkim'in ürettiği petrokimyasal ürünler inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil sektörlerinin önemli girdileridir. Arabanın koltuğundan ne bileyim distribütör kapağının içindeki plastiğe kadar Petkim'in ürünü var. Ayrıca ilaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi içinde girdi ham madde malzemesi üretiyor. Ya tamam Selçuk Bey bu kadar övüyorsunuz da Petkim niye gitmiyor? Şimdi Petkim'in gitmemesinin sebebi o zaman Covid döneminde Sky is the limit dedi Pavel. Diyorsunuz ki Petkim'den Paul'a mı geldiniz? Aynen öyle Petkim'den Pavl'a geliyorsunuz. Bu işte bu Petkim'in şu an yükselmemesinin sebebini anlatmaya çalışıyorum. Adam deli gibi ürün üretiyor. Yani şu kalemin, şu kullanmış olduğum laptopun, araba koltuğunda şu oturmuş olduğum koltuğun süngerine kadar, lafına kadar ürün Petkim'den geçiyor. Ama neden? Çünkü şundan. O zaman parayı bastı tahvil alım programıyla. Tahvil aldı şirketlerden Paul. Bilançoyu devasa yaptı. Peki bu bilançoyu devasa yapınca 10 trilyon taşında ne yapacak Paul? Faiz arttıracak. Faiz arttırdığı zaman o zaman ben dedim ki arkadaşlar. Özellikle Ereğli'de olsa. Petkim'de olsa. Sasa'da olsa. Kim olursa olsun. Bu şirketlere 2023'te dikkat edelim. Bu birinci 2023'ün birinci çeyreğinden ikinci çeyreğinden sonra iyi gitmeyebilir. Hasılatları düşebilir. Neden? Çünkü stagflasyon ve resesyon olabilir. Alay ettin. Yok stagflasyon, yok saksafon, yok resesyon filan. Alay edildiler, edildik. Ama önemli değil. Önemli değil. Ne oldu? Şimdi Avrupa yıllarca eksi yüzde elli faizi yüzde sıfıra yükseltmek için yıllarca uğraştığını bilirim. Şimdi ne oldu? Yüzde sekiz, yüzde dokuz enflasyon var Avrupa'da. Lagart ne yapıyor? 50 bas puan. Bam, 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 bam arttırıyor. Ben dedim ki Amerika bam, bam, bam arttırırsa peşinden Avrupa'ya düşer. Avrupa'dan sonra peşinden emerging markets yani gelişmekte olan piyasalar düşer. Gelişmekte olan EM markets biziz. E ne oldu? Petkim'in en büyük ticaret partneri nere? European Union. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nde yani ben size diyeceğim ki arkadaşlar 100 bin liraya bu sene tatile mi gitmek istersiniz? 100 bin liraya bankaya yatırıp ayda 10 bin lira para mı almak istersiniz? E herkes der ki arkadaş ben niye tatilim bu seni tatil etmem 100 bin lira para yatırım ayda 10 bin lira faiz alayım. İşte Avrupalıların karşılaştığı ikilem bu. Adamlar hiç daha şimdiye kadar enflasyon faizi görmemişler. Avrupa bankalarının nedeni de o. E bir anda ne yapıyorlar adamlar bankalara para atıyor. Eskiden para yatırdıkları zaman paraları azalıyordu Avrupalılara. Şimdi adam 100 bin euro yatırırsa 110 bin euro oluyor. E bu sefer de adam ne yapıyor? Mal almayı kesiyor. E Pet kim'in en büyük mal alıcısı kim? Avrupa Birliği. İşte bu tip sebeplerden dolayı hasılatında, net karlılığında, fabökünde, net faaliyet karında bir daralma olabilir bu çeyrek. Bak şimdi değildir. 2022'de enflasyondan dolayı iyi gitti. Çünkü duran varlıkları yüksekti. Ondan dolayı belki 2023'ün birinci çeyreği, ikinci çeyreğinde sanayi şirketleri 2020'deki gibi olmayabilir. Değil mi? O yüzden hissenin üzerinde baskı olabilir. Ama alan çok güzel. Alan harika ve mükemmel. Zaten biz 30 şirketlerine de böyle onların zor durumunda yatırım yapmak lazım değil mi? Yani sabırlı olacağız. Böyle tepeden ne diyordum ben Yüzde %40 düştü mü? %40 düştü mü? Pat alıp bekleyeceksin. Yani küçük yatırımcının yapacağı şey bu. Yoksa pet kimi kim kuracak bir daha yani. Azerbaycanlılar petrolün üzerinde yüzüyorlar. Anca onlar kurmuş yani. Onun dışında kim kurabilir ki Türkiye'de? Güzel bir şirket. Yani bu noktadan sonra biraz daha düşmeye devam ederse... ...elinde nakit olan insanlar da varsa... ...arkadaş tamam baktım borçlukları biraz yükselmiş gibi. Ama... Etkim o borcu çevirir, halleder, döndürür ama o borcu ödemek için de bir iki tur bekleyebilir. Şimdi Akbank'la trade ediyordunuz Selçuk Bey şimdi niye trade etmiyorsunuz? Arkadaşlar ben size şunu söylemiştim o zaman. Şimdi enflasyon Türkiye'de ani ve çok kısa sürede yükseldi. Yani %14'dan %85'lere, %89'lara 6 ay içerisinde geldi. Akbank gibi büyük öz kaynakları olan bir firmanın 6 ay, 3 ay gibi süre içerisinde buna tepki ve reaksiyon vermesi imkansız bir şey. Ama Akbank bir ya da iki yıl sonra o muazzam öz kaynaklarıyla beraber yükselerek gelecek. Ama nispi olarak Petkim gibi şirketler çok kolay reaksiyon verdiler, hızlı yükseldiler. Ama hasılatlarında bir düşüş olabilir sanayi şirketlerinin nedeni Avrupa'daki resesyon olabilir. Ama bankaların durumu öyle değil. Akbank'ın öz kaynak karlılığına baktığımızda bu sene yüzü e aşan öz kaynak karlılığı var. Bakın yüzü e aşan öz kaynak karlılığı var. Enflasyon ne Türkiye'de %55 şimdi Petkim'e bakalım ondan sonra geri dönelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Petkim'in ürünleri burada bakın termoplastikler var. Alçak yoğunluklu polieliten, yüksek yoğunluklu polieliten, polipropilen. Bunlar mesela araba koltuklarında, ev koltuklarında ne bileyim her şeyde kullanılır yani. Polipropilen, polivinik klorür, master bath, elyafan maddelerinde akrilonik, saf terefalik bunlar hep kimyasal ürünler arkadaşlar. Diğer ürünler aromatikler, olefinler ve birçok diğer ürünler var. Ticari ürünlerde izopropil, hexanol, strin, monimer diye bu şekilde ürünler kullanılıyor. Ürünler gayet iyi bence. Hiçbir sorun yok. Şimdi değerli arkadaşlar. Burada Petkim'in grafiğine baktığımızda. Şimdi şuradan ben bir fibonacci çektim arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya da şöyle bir düşeni indirdim arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle. Ne diyorum? Ben şuradan düşeni indirdim. Bakın şurada değerli arkadaşlar. Şuradan şöyle yukarıya doğru geldiğimizde pat diye şu çubuk neyi gösteriyor bize? Şu çubuk bakın şu çubuk A düşeni kırdı. Ne güzel. Düşeni kırdı. Şimdi düşeni kırdı. Buradan ne ne olacak? Biz buradan ne bekliyoruz teknik e, analiz olarak normalde? Buradan düşeni kırdıysa yukarıya doğru gitmesini bekliyoruz. Ancak bakın sağa doğru geliyorum bakın. Bakın sağdan gidişe bakın. Şimdi buradan yükseliyor. Tekrar bu trendin üstüne düşüyor. Bu neyi gösterebilir misiniz arkadaşlar? Hissede bir baskı olduğunu gösteriyor. Yükseliyor. Aslında buradan yükselmesi lazımken. Bakın şu noktada şurada olması lazımken. 18.41'de olması lazımken. Tak buraya iniyor. Hissede bir baskı var. Görüyor musunuz? Bakın aşağı doğru iniyoruz. Her kafasını kaldırdığında tepesine vuruyorlar. Bakın tekrar tepesine vuruyorlar. Gördünüz mü? Bakın. Tak kafayı kaldırıp aşağı indirdi. Tekrar yukarıya doğru indirince. Bakın yukarıya doğru çıktıkça kafasına vuruyor birileri. Bakın en son şurada iyice canını almış gördünüz mü arkadaşlar? En son burada canını almış ve buraya kadar getirmiş. Şimdi burada nerede? 15.05 13.42 bandında. Yani tekrar bu 13.42'ye gelebilir mi? Bence iyi gelebilir. Gelirse de maliyet açma açısından ben çok kötü o bir yer olduğunu da düşünmüyorum 13.42'nin. Şimdi yukarıdan bu bir BIST 30 hissesi. Hani ben diyorum ya meşhur %40. Şuradan şöyle bakıyorum. %40'a getiriyorum. %40 neresi? Yüzde 40 şurası işte. 12.48. Şimdi 12.48'e gelir mi gelmez mi onu bilemiyorum. Yani çünkü hissede pozisyonlanan arkadaşlar da vardır. Bunu bilemem. Şu şekilde yüzde 40'ı bırakayım. Burada ee, buralara gelir mi gelmez mi bilemiyorum. Artık bu sizin kendi risk algınıza bağlı. Petkim Bence sürdürülebilir net karlı açısından da iyi olan bir şirket arkadaşlar. Buradan sonra bir baktığımızda şöyle bir kısa teknik analizine baktığımızda. Evet Fibonacci şey hareketli ortalama olarak üzerinde kalmış. Buna dikkat etmek lazım. Trend olarak da burada bir al sinyali vermiş Petkim. Ancak takipte kalmak lazım. Takipte kalırsak arkadaşlar bence maliyet açmak için 13.42'lerin ve 12.50'lerin çok yanlış yerler olduğunu düşünmüyorum. Sizin risk algınıza bağlı olarak. Şimdi şurada bakın aklıma geldi. Şimdi şurada şöyle bir yatay destek çizebilirim arkadaşlar. Bakın Şuradan şöyle bir yatay destek çiziyorum şu noktadan. 14.05. Bakın şimdi 14.05'in altına inerse 12 12.50'leri görür mü bilemiyorum 12 12.50'leri. Ancak şu 14.05 bir destek ve şuraya gelmiş sanki şurada bir dip yapmış burada ikinci dibi yapmış. Bu ikinci dipten yukarıya doğru yükseliyor gibi. İkili dip formasyonunu çalıştırır mı çalıştırmaz mı bilemiyorum. Dikkatli olmak lazım. Çünkü Cem Okullu diye bir bireyselin 11.24'lükte bir hissesinin olduğunu unutmamak lazım. İkili dip formasyonuysa 14.05'in de takip edilmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, aklım yettiğince, dilim döndüğünce Petkim'i ben sizlere izah etmeye çalıştım. Petkim bundan sonra yeniden bir yükseliş şeyine nasıl girebilir? Yani makroekonomik gidişatın ne olması lazım? Petkim de bir ihracatçı firmalardan bir tanesi. İhracatçı firmalardan bir tanesi olduğundan dolayı Yeniden Avrupa'da ve Amerika'da faiz indirim sürecinin başlaması gerekiyor. Başladığı takdirde ve Avrupa'da pazar payını genişlettiği anda yeniden yükselişe gidebileceğini düşünüyorum. Şimdi bir de bilançosuna bakalım. Tekniğine baktık. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Şimdi temet baktığımda arkadaşlar şu son 13, 2016'da vermiş, 17'de vermiş, 18'de vermiş. Ama şöyle baktığımızda 2014'te net karlılığın toplam %96'sını vermiş. 2016'da %75'ini vermiş. Sonra net karının %83'ünü sonra %40'ını vermiş. Yani temettü verdi mi de %40'tan aşağıda temettü vermiyor arkadaşlar. Şimdi mali tablolarına bakalım. Şimdi aslında şurada bakın görüyor musunuz? Şurayı ben 2021 yılının 12. ayı, bunun 2022'nin 12. ayı yapayım. Dönem varlıklarını 19'dan 34 milyar TL çıkartmış. Nakitlerini de 3,5 milyar TL'den 13,2 milyar TL çıkartmış. İyi. Bir sıkıntı yok. Duran varlıktan 10.8 milyardan bir yıl içerisinde 20.25 milyar TL çıkartmış. Neredeyse duran varlıklarında %100 bir artış. Bu da iyi. Bunda da bir problem yok. Şimdi burada toplam varlıklarına baktığımızda da 30 milyar TL'den 54 milyar TL'ye gelmiş. Arkadaşlar bu toplam varlıkları komple öz kaynakları olsa 54.662 olur. Bölü 2000. 530 desek arkadaşlar ki bunu sermayesi oydu 21.60 çıkar. Aslında yükselmesi için yükselmemesi için bir sebep yok. Sanırım bunun borçluluğunda bir artış var. O tutuyor galiba hisseyi. Bakın kısa vadeli yükümlülükleri görüyor musunuz? Bakın geçen sene bu zamanlarda 7.5 milyar TL kısa vadeli yükümlülüğü varken bir anda 31.2 milyar TL'ye yükselmiş. Şimdi diyeceğiz ki acaba bu kısa vadeli yükümlülüklerine borçlar uzun vadeli yükümlülüklerden mi aktarıldı? Uzun vadeli yükümlülüklerine bakalım arkadaşlar. Şimdi uzun vadeli yükümlülüklerde evet 10 milyardan 4 nokta burada bir 5.6 milyar azalmış. Ne? Demek ki bu 10 milyarın yani 10 milyarlık borcun 10 yıldan daha az borcun 5.6 milyara 360 günden yani bir yılın içine düşmüş. Tamam 5.6. Onu şöyle yaparız arkadaşlar. Belki anlamadınız. 7.6 ya hadi ona 7.7 diyelim. Artı 5.6. Buranın 13.3 olması lazımdı. Ama bura 13.3 değil 31.19. Eksi 31.19 dersek bir 17.89. 17 milyar yani 18 milyar ani bir artış var arkadaşlar şeyinde e, borçluluğunda. 18 milyar TL de yüksek yani bunu bir yatırımdan mı yapmış nereden yapmış bilemiyorum. Bunu da bir faaliyet raporundan okumak lazım ama kısa vadeli hükümlülüklerinde e, ciddi bir artış var. Bu e, temettüyü baskılar e, tabii net karlılığı e, borcu ödemeye itebilir. O yüzden arkadaşlar 31 milyar TL'ye e, buraya dikkat etmek lazım. Borçları çok borçlu. Ama e, şey bunu ödeyemeyecek. PET kim? Bunu ödeyemeyecek bir şirket değil. Şimdi bakın. Şimdi öz kaynak karlılığına bakalım. Ana ortaklığa ait öz kaynak karlılığına bakalım. 12.722. Bir yıl sonra da 19 milyar 24 milyon olmuş. Şimdi 19.024 eksi 12.722 dersek arkadaşlar bir yıl içerisinde öz kaynaklarını 6.3 milyar TL arttırmış. Az arttırmış. Az arttırmış çünkü neden çünkü öz kaynağı bu az arttırmış yine buna dua etmek lazım şurada 31'e yükselmiş adamın şeyi kısa vadeli hükümlülüğü 31'e yükseldi ama bu gene iyi arttırmış ama tamam bu gene kendi içerisinde başarılı ama ülkedeki enflasyona göre başarılı mı o zaman 6.3 milyar TL'yi böyle 12.722 dersek %49.5 yani enflasyonu yenememiş. Petkim uğraşmış, dedilmiş enflasyonu yenememiş. Yani yüzde 49.5. Türkiye'deki enflasyon ne? 54. Yani hadi 50 diyelim buna. <laughs> %50. 4 puan altında kalmış. Ha, bundan sonra enflasyon düşmeye devam ederse Petkim'in bilançosu daha iyi olabilir. Şimdi toplam kaynaklarına baktık arkadaşlar. Burada da karlılığına baktığımızda 6 milyar 580 milyon, 6.580 bölü 2.530 dediğimizde... hisse başına da 2 lira 60 kuruş bir kar payı düşüyor. Yabancı para pozisyonuna bakmak istiyorum. Yabancı para pozisyonuna net faaliyet kar değil de e, artı mı acaba eksi mi diyor. Çünkü sonuçta bu yurt dışına da mal gönderen net yabancı para pozisyonu hiç dahil eksi 800 milyon. Çok önemli değil. Eksi 800 milyon şey sorun değil. Şimdi değerli arkadaşlar pet enine boyuna artısıyla eksisiyle ortaklarıyla global konjüktürüyle firmanın faaliyetleriyle bilançosuyla teknik analiziyle tam anlamıyla size değerlendirdiğimi düşünüyorum. Yani bu noktalarda işte %40 tepeden alın %40 düştü mü ben ne diyordum? Bist 30'da zaten Bist 30'da tepeden bir firmanın %40 düşebilmesi için bir şeylerin olması lazım o firma için. Ama Bist 30 firmalarında bir konjüktür kötü olur ondan sonra bu yüzden sonra siz o kötü konjüktürün iyileşmesini beklersiniz küçük yatırımcı olarak. Bu 6 ay sürebilir 1 yıl sürebilir ancak Petkim'in bu önümüzdeki yılın sonunda faiz indirim süreci başlayınca Petkim'in bilançosunun da ben değişeceğini düşünüyorum. Petkim'in şu aşamada bence Amerika'nın faiz arttırmasından ziyade en büyük handikapının 31 milyar TL kısa vadeli borcu olduğunu düşünüyorum. 365 gün içinde bunu ödemesi gerekiyor. Belki bu sene ve seneye temettüyü ben zor görüyorum Petkim'de ama ondan sonraki senelerde Petkim güzel bir şirket, iyi bir şirket. Artık e, alıyorsunuz, satıyorsunuz, tutuyorsunuz, karar sizin. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.